Başlangıç itibariyle böyle olduğuna göre aslında aşağı yukarı yolsuzluğun ne boyutta olduğu da tahmin ediliyordur diye tahmin ediyorum ben. Hı-hı. Ama hiç açıklama olmadı bu kadar. Yani 10 tane hastane ne kadarlık bir yolsuzluk yapmış, yani bu yolsuzluğun maddi bir soruşturmak başladığına göre Hı-hı. tutarı ne acaba? Henüz bunu bilmiyoruz. İstanbul'da onlarca bebeğin ölümüne neden olan ve Cumhuriyet Savcılığını tehdit ettikleri görüntülerle gündeme gelen yeni doğan çetesine ilişkin soruşturma devam ediyor. Çetenin tespiti ve yapılan çalışmalarla ilgili canlı yayında değerlendirmelerde bulunan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu dikkat çeken ifadeler kullandı. 5 Mayıs 2023'te emniyetten yardım istediklerini belirten Bakan Memişoğlu sorumluluğu emniyet ve yargıya attı. Bu esnada biz bebek... Savcılık da var bu arada. Savcılık da var. Bebek ölümlerinin devam ettiğini görüyoruz. Evet. Bu engellenemez miydi sorusuyla kamuoyu merak ediyor bu sorunca. Şimdi şöyle, bunların, bu bebeklerin, onu anlatacağım zaten algoritmada. Bu bebeklerin zaten ölüm anlamında bize herhangi bir bilgi verilmiyor. Neden verilmiyor? Çünkü dosya gizli, savcılıkta. Biz de onun için ben özellikle bu süreçte ne yaptık? Evet, esasında süreç şöyle. 27 Mart'ta Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne bir şikayet başvurusu oluyor. CİMER'e. CİMER'e. Ve bu şikayet başvurusu nereye iletiliyor Cumhurbaşkanlığından? 28 Mart'ta Sağlık Bakanlığımıza iletiliyor. Sağlık Bakanlığımızda bunu teftiş kurulu başkanlığına, bizim bakanlığımızın da teftiş kurulu var. Aynı zamanda bu İl Sağlık Müdürlüğü'ne de, bizim İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, o zaman ben müdürüm, oraya da iletiliyor. Bu süreçte teftiş kurulundan teftiş bekleniyor ama birkaç gün. Sonra bakılıyor ki İl Sağlık Müdürlüğü bunu gereğini yapmak üzere harekete geçiyoruz. Ve ne yapıyoruz? 2 Mayıs 2023 tarihinde denetlemeler yapıyoruz ve talimat yazıyoruz bununla ilgili. Bu talimat neticesinde de şu görülüyor. Deniyor ki bununla ilgili biz bu denetlemeleri yapıyoruz, rutin denetlemeleri, ama burada bazı şüpheler var. Bunları delillendiremiyoruz. Çünkü siz biz burada esasında şeyi bakıyoruz. İşte hasta dosyalarına, işte gittiğimiz zaman doktorun olup olmadığına, hastayla ilgili durumun ne olduğuna bakıyoruz, ama bu çete öyle bir çete ki bunların hepsini manipüle edebiliyor ve delil bulamıyoruz diye arkadaşların söylediği bir şey bu aşamada. Bunun üzerine bana geldi arkadaşlarımız. Yani hocam ne yapalım? Tabii doğal olarak siz esasında rutin denetimlerle ve incelemelerle delilleştiremediğiniz bazı şeyleri nasıl yaparsınız? Biz bu sefer emniyetten ne zaman yardım istiyoruz? 5 Mayıs 2023'te Mali Şube'den başkomiser bir arkadaşımızı çağırıyoruz. 3-4 kişi diyoruz ki biz bunu delillendirmek istiyoruz. Çünkü böyle bir şüphemiz var. Bu şüphe ne? Esasında bu Sosyal Güvenlik Kurumu'nu bebekleri çok fazla yatırarak, hatta ölmüş bebekleri bile uzun süre yatmış göstererek veya bu bebekleri bu hastanelere yönlendirerek Sosyal Güvenlik Kurumu'nu suistimal ettikleri ve bu konuda hastanelerin ortamlarından, şartlarından da yeteri kadar tıbbi olarak uygun olup olmadığına dair bir denetim mekanizmaları. Ama burada... Sayın Bakanım, şimdi ihbar var. Evet. Şüphe var. Evet. Denetim de var. Evet. Ama sonuç o esnada alınmıyor. Alınamıyor. Bu bebeklerin zaten ölüm anlamında bize herhangi bir bilgi verilmiyor. Neden verilmiyor? Çünkü dosya gizli, savcılıkta. Yani Sağlık Bakanlığı'na, ben ona şimdi ifade edeceğim algoritmada. Yani bize bebeklerle ilgili durumlardan çok bizim gidip o durumları tespit etmemiz isteniyor. Anlatabiliyor muyum? Biz polisin yönlendirmesine ve savcılığın yönlendirmesi. Çünkü dosyada tamamen gizlilik var. Şimdi anlatacağım husus esas burada, onu daha çok açıklanacak. Cumhuriyet Başsavcılığı 24 Ekim 2023'te bakanlığımıza diyor ki ben böyle bir soruşturma yapıyorum. Burada bazı, çünkü o bizim gidip denetlemelerde bulduklarımızı polise ve savcılığa vermemizle beraber teyipler, onları hiç bilmiyoruz biz. Konuşmalar bizi ifade etmiyorlar.
yani daha doğrusu dosyayı bize vermiyor polis çünkü.